çok daha sıkı durun. Öldür. Öldür onu. Öldür. Horasanlı Selçuk'un oğlu Ali'sin. Bir beyin oğluna ne ağlaşmak ne de kimseye mihnet etmek yakışır. Mihnet etme. Mihnet etme. Dik dur. Hadi oğlum. Aslanım benim. Kimseye mihnet etme. Sen Horasanlı Selçuk'un oğlu Ali'sin. Aslanım benim. Aslan yavrum benim. Aslanım benim. Aslanım. Bir de ondan bir şey çıkmaz diyordunuz bak. Hakikaten Herifçioğlu da ne biçim kirli çıkıymış be. Ya, sağ ol diyeceğinize bir de patakladınız adamı. Bakın ganimet çok. Ne diyorum biliyor musunuz? Bir tek mandıra kaldı. Orayı da bir halletsek... Sırtımız bir daha yere gelmez. Bey gibi yaşarız halim Allah. Al yiyeceğim mi? Ben yiyeyim. Yiyeyim bitmiyor bunlarda. Şu gelene bak. Kim ki o? Öyle. Yalınacak bir kaz daha. Bugün de amma kısmetliyiz bak. Adam da kısmetli bak ya. Hop çüş. Buradan geçmek artık vergiye tabi. Maşallah sen de iri kıyımsın. Herkes cüssesine göre öder. Duymadın galiba. Vay demek kötek istersin. Koca Ali bu be! Koca Ali bu be! He? Koca Ali mi? Koca Ali de kim ya? Kim olacak? Kılıç ustası, demirci Ali usta. Onun namını bilmeyen yoktur cihanda. Bizdeki şansa bak. Gene kime denk geldik. Ben Ali Vali dinlemem.
benim de adım Cabbar'sa bunun altında kalmam. Yakında görüşürüz. El mi yaman, ben mi yaman? Bu bizim Koca Ali bu. Hey be yiğidim, Koca Ali tabii ya. Vay be, döndü ha. Ya, dönecek tabii, ne sandın? O ne cenkler gördü. Kolay mı bileğini bükmek? Hoş geldin Koca Ali. Hoş geldin Koca Ali. Hoş geldin Koca Ali. Vay be, Koca Ali geri dönmüş ha. Sağ ol. İstersen şuracığa kadar yardım edeyim sana ha? Yok sağ ol. Canım, ne çekiniyorsun? Aramızda ayrı gayrı mı var? Sağ ol dedim ya hacı. Ben kendim hallederim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Aleykümselam. Ne vakittir uğramaz oldun. Öksüz bıraktın bizi. Şu it uğursuz takımı yine palazlandı. Dün gene bir yeri soymuşlar. Ha. Bir de adamı bir güzel pataklamışlar. Ha. Sabaha kadar onlarla uğraştı. Ha. Öldüm yorgunluktan vallahi. Ha. Hatta yemek bile yemeyi unutmuşum. Ha. Neyse, birazdan gider bizim tayınla idare ederim artık. Şimdi ayıp söyledin ha. Baş efendimiz gelecek, ben de onu aç bırakacağım. Yakışır mı? Hı? Yok, ben idare ederim. Ha. Birazdan gidince atıştırırım zaten. Gerçi pek bir şey de kalmamıştır ama. Hadi, üzme beni. Şimdi, birazdan bir kavurma yaptırırım. Beraber böyle banarız suyuna ha. Hadi bari. Tamam mı? Çok ısrar ettin, kırmayayım seni. Bak, başkasının yeri olsa adım atmam dükkandan içeri, bilirsin beni. Ah, bilmem mi? Koca Ali döndü yine ha. Cenk bitti ya. Çıkmıştır gene deliğinden. Çingene mi, katil mi belli değil. Cenk zamanı bir yok olur. Sonra ne zaman cenk biter, o zaman ortaya çıkar zaten. Amma yaptım be hacı. Adamı dünya alem biliyor. Biliyor bilmesine mi? Alem de eksik biliyor. Çıkar bir gün karamanın oyunu. Hava çok güzel. Ağzım kurudu. Yok mu bir şey? Al. Suyun hazır. İç. İç.
lan oğlum. Eşhedü en la ilahe. Vay be. Koca Ali döndü ya. Başka bir şey demem artık. 3 mü 5 mi yıl oldu bilmem. Ama gittiğinde çok üzülmüştüm Allah için. Başka, bambaşka bir adamdır o. O geldi ya buraya. Artık memleketin ziyaretçisi eksik olmaz. Nedenmiş? Neden olacak? Adam Cihan'ın bildiği bir kılıç ustası. Rumeli'den kalkıp üşenmeden gelirlerdi. Sırf onun bir kılıcına sahip olmak için. Nam sahibi olmak için. He ya, ne paralar teklif ederlerdi de. Koca Ali, onlara ne verirsen kafi deyip bir kuruş fazlasına tamah etmezdi. Biraz açık göz olsa şimdi hepimizi satın alacak kadar zengin olurdu emmi. Adamın gözü tok. Zaten koca memlekette bir tek o. Hacı kasaba hiç tamah etmedi. O yüzden de hacının yüzünden düşen 1000 parça. Koca Ali geldiğinden bu yana kime dalaşacağını şaşırdı. Öyle de onun bu sefer tek derdi bu değil. Ne derdi olacakmış bu yaşlı uyuzun? Yediği önünde, yemediği arkasında. Çobanın kız kardeşine sevdalanmış. Şu bizim Zeliha'ya. Kız istemiyor ya onu. Ondan dellenmesi. Bu yaşlı bunak. Ona mı kaldı körpecik kız? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Oh. Sütçülerin Hasan'ın evine hırsız girmiş. Gene azdı bunlar. Aman dikkat et. Tamam ağam. Yok beyim. Hala bir haber yok. Ne izi var, ne kendi. Belki Cenk'te ölüp gitmiştir. Olsun. Siz yine de arayın. Ölüsü varsa... ölüsünü. Dirisi varsa... kendini. Ben ölüp gitmeden... bulup getirin karşıma. Zaten ben bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Emrin olur beyim. İyi misin amca? Yeğenimi bulmadan huzur içinde ölmeyeceğim. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Affettiler! Her şeyi aldılar! Yavaş! Düşüremediler bu üç kapı! Yavaş! Kaldırın! 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 Tüm canları çıkasıcalar! Babasına haber verin! Çabuk! Çabuk! Evet ya! Cazıptı bunlar! Artık sadece hırsızlık da yapmıyorlar. Bunlar eşkıya. Hem de en asılısından. Evet. Gözüme uyku girmiyor kaç gecedir. Ha bugün ha yarın bize de dadanacaklar diye aklım feleğim şaştı.
Ağanın adamları da kafi değil. Ne yapacağız? Kim haber vereceğiz? Bilmiyorum ki. Kendimiz halletsek. Nerede? Keserler adamı bunlar, keserler. Bak Hamza'ya neler ettiler. Biraz diklenmiş de öldürmekten beter etmişler. Evet, evet. Ha? Kaldırın şunu. Kaldır. Ha, su getirin, su, 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 tamam, su, su. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, 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 hadi. Acele edin. Ver çabuk. Çabuk. Tamam. Ver su. Hadi içirin şunu. Ver, ver. Tamam. Kendine gelsin. Yavaş. Hadi. Hadi. Ha? Tamam. Selamlar. Aleyküm selam. Bir kılıç ustası varmış buralarda diye söylediler. Namı diğer Koca Ali, bildiniz Koca mi? Koca Ali mi? Koca Ali'yi kim tanımaz bu memlekette? Ondan daha namlı birisi var mı? Ha işte o. Nerededir? Yakında mıdır dükkanı? Şu kasabanın çıkışında tepedeki ev. Hemen sağ taraftan git, bulursun. Tamam mı? Çeşmenin üstündeki ev. Hay Allah razı olsun. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi uğurlar olsun. Aleyküm Ali kardeş. Aleyküm selam. Cenk arkadaşını hemen unutmuşsun bakıyorum. Yusuf. Kardeşim Yusuf. Hey ya. Eve gider gitmez senin kılıcını yapacağım. Ağacı kessen çizik olmayacak. Öyle bir kılıç olacak. Ağam beni mahcup ediyorsun. Sen benim hayatımı kurtardın. Bundan böyle can kardeşimsin. Hey gidi Koç Gazim, yiğidim. Ne demek unutmak? Senin gibi bir yiğidi, kardeşi nasıl unuturum ben? Ağam, biliyorum rahatsızlık verdim. Ama çok uzak yoldan dağ tepe aşıp ulaştım sonunda. Estağfurullah. Sen hele bir soluklan da kelamını sonra edersin. Sen dinlen.
Çok uzak yoldan geldin. Senin kılıç. Söz verdiğim gibi gelir gelmez başladım. Çifte su verdim. Günlerce dövdüm. Sen gelmeden bitireyim dediydim ama az bir işi kaldı. Allah'ın izniyle yarın biter. Ağam, ne diyeyim sana bilemiyorum. Allah senden razı olsun. Ellerin dert görmesin. Gözümüz de yollarda kaldı. Hayrola kız, yemek mi? Ağana mı götürüyorsun? Yok, yani yemek de ağama değil, Koca Ali'ye. Yeni geldi ya, bir tas yemek hazırladım sevabına. Belki unu erzağı yoktur diye. Aferin kız, biz akıl edemedik. Doğru ya, eline sağlık. Ne güzel düşünmüşsün. Sağ ol ablacığım. Bu hacı da iyice buna da artık. O kadar mal mülk var. Bir çırak bulup da kestirmez etini. Kefine cep diktirir o. Kendine yar etmediği gibi başkasına da etmez malını mülkünü. Onun malından mülkünden ne olacak? Bir de hacı olacak. Ben onun hacılığından bile şüpheliyim ya. Tövbe tövbe. Durup dururken günaha gireceğim bu bunak yüzünden. Helal olsun. Vallahi küçük dilimi yutacağım sandım. Bu ne ihtişamdır? Kolların dert görmesin. Dediydiler emme. Dediydiler emme. Bu kadarını onlar bile anlatamamışlar. Az bile söylemişler. Bu ne ustalıktır? Ben ömrümde böyle şey görmedim. Şimdi salsalar beni... Gaza için bütün cihanı dize getiririm. Ama Koca Ali, ben böyle bir işçiliğin, böyle bir sanatın hakkını nasıl öderim diye dert ediyorum. Dünyaları versem yetmez ki. Biliyorum. Söyle ağam, nedir bunun hakkı? Ödeyebilirsem ödemeye çalışayım. Helal olsun. Ben yemek getirmiştim de... Sana edeceğim bilirim. Hadi alayım kız kardeşini ha? Ha? Yazık olur körpeye. Ha? Rahat etmek onun da hakkı. Bak. Sen de benim dükkanda çalışır, daha rahat edersin ha? Çoban, sen ağası değil misin? Öyle de beyim, istemiyor işte. Eski köye yeni adet mi getirdin?
Ne demek istemiyor? Kız kısmına sorulmaz öyle her şey. Sen hele tamam de gerisini hallederiz. Değil mi? Ağam kusura kalma. O benim rahmetli anamla babamdan yadigar. Ellerimle büyüttüm. Küçücük bebeği de öksüz kaldığında. Canım sen de onu ölüme göndermiyorsun ya. Ha? Rahat edecek kız. Bir eli yağda öbür eli balda olacak. Ha? Daha ne istiyorsun? Ha? Sen bu kafayla adam olmazsın çoban. Irgatlıkla geçer gider ömrün. Para bende. Sevda bende. Niye ben kız alamıyorum be? Beyim, adamlar döndü. Erzurum'a kadar sürmüşler izini. Yıllar önce bir demirci ustasının yanında çırak olmuş. Ama adam ölünce o da çıkmış gitmiş. Bir daha ne gören olmuş ne duyan. Ama sen müsteri ol beyim. Daha bir sürü adamımız Anadolu'da karış karış onu arıyor. Yakındır müjdesini vereceğimiz gün. Aa, bir şey mi var? Hasta mı oldun? Sesin soluğun çıkmıyor. Yok, hasta falan değilim. O zaman bana demediğin bir derdin mi var? Aa, nedir derdin de? Nasıl diyeceğimi bilemiyorum ama... E hadi. Hacı. Seni istedi benden. Beni mi? Ona mı? O uyuza mı kaldım ben? Elçiye zeval olmaz. Ben elçiyim. Sen istersen bir düşün taşın yine de ha. Ölürüm de o yaşlı bunağa varmam. Cehenneme kadar yolu var. Razı olsun. Bana en büyük hediyeyi verdin. Beni bir kardeş gibi karşıladın. Her zaman başım üstüne. Ama... Ama ne? Geldiğinden beri ağzında bir şey geveleyip duruyorsun Yusuf. Ben bu kılıcın hakkını ödeyemem Koca Ali. Bu ne biçim söz Yusuf? Bu kılıcı senin için yaptım ben. Biliyorum. Öyleyse? Öyleyse ne? Artık bu sakat ayağımla cenk meydanında bu kılıcın hakkını veremem ben. Beni bağışla. Beyim, buldu kesini. Nerede? Ne haldeymiş?
Koca Ali derler bir kılıç ustasıymış. Herkes bilirmiş namını. Bizim cenkten dönen askerlerden biri duymuş. Allah çok şükür. Hemen gidin bulun. Kolundan tuttuğunuz gibi buraya getirin. Hadi. Olur. Ne duruyorsunuz? Emrin olur beyim. Çabuk. Allah'ım çok şükür. Hoca Ali ağam, buyur. Selamünaleyküm. Bana biraz erzak lazım. Tabii tabii. Biraz bulgur. Ne demek ağam, emrin olur. Biraz da soğan. Ne istiyorsun kızım? Dilini mi yuttun, söylesene. Şey diyecektim. Şey. Ne? Şey canım işte. Ha, patates. Tamam, bekle biraz. Benim şu kamayı bir dövsen, bilmem vaktin olur mu? Olur. Hay Allah razı olsun senden. Sen Koca Ali'sin değil mi? Hey kurban olduğum Allah'ım, sana binlerce şükürler olsun. Doğru söyle, sensin değil mi? Koca Ali'sin. Ağam ben senin emminin askeriyim. Yıllardır her yerde, her şehirde, kasabada, köyde seni arar dururuz. Beyim saldı bizi yollara. Gidin bulun getirin diye. Malım mülküm onundur. Son bir kez helalleşmek isterim der. Dedim ağam. Emmin dedim. Seni arıyor her yanda. Hazırlan da düşelim bir an önce yollara.
Beyin durumu pek iyi değil ağam. Yatalak oldu kaç zamandır. Koca fazla ömrü kalmadı. Bugün yarın gider dedi. Hadi bir an önce çıkalım da yetişelim beyime. Gözü yollarda seni sayıklıyor kaç zamandır. Benim kimim kimsem yoktur. Yetimim ben. Başkasıdır aradığın. Var git beyine söyle. Ama nasıl olur? Herkese sorduk soruşturduk. Odur dediler. Sensin aradığımız ağam. Ben değilim dedim. Yetimim ben. İşte o kadar. Dere kenarı bittikten sonra bir de yukarıları teftiş edin. Tamam. Bak bak. Kimdir o? Kimsin, necisin? Cevap versene be adam. Koca Ali bu be, Koca Ali. Sen misin Ali Usta? Ne arıyorsun bu saatte buralarda? Nasıl, suya çekicini mi düşürdün yoksa? Ali Usta, sen deli mi oldun? Böyle gece yarısına yakın ne işin var buralarda? Yatsıdan sonra sokakta. Hele böyle kentin kıyısında kimsenin dolaşmasına ağanın izin vermediğini bilmiyor musun? Ne arıyorsun bu saatte buralarda? Koca Ali, hadi evine git. Thank you.
dedim ya. Bakın bakın, bir kese de işte burada buldum. Aç kapıyı! Koca Ali! Aç kapıyı! Aç kapıyı Koca Ali! Koca Ali aç kapıyı! Kapıyı aç Koca Ali! Açsana! Kim o? Aç kapıyı aç! Ver Rüstem! Aç artık kapıyı hadi! Aç kapıyı aç! Ali Usta, dükkanı arayacağız. Niçin? Bu gece Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. Bundan bana ne? Onun için işte, dükkanı arayacağız. O hırsızlıktan bana ne? Çaldıkları bir kuzuyu köprünün altında kesmişler. Meşin keselerinin içindeki altınları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. Benimle ne alakası var? O keselerden bir tanesini az önce senin dükkanın önünde bulduk. Sonra şu eşeğe bak. Kallekeleri var. Hem dün gece ben seni geç saatte dere başında gördüm. Ne arıyordun orada? He? Arayın. İşte buldum bak. Çaldığın altınları nereye sakladın? Ben altın falan çalmadım. İnkar etme. İşte kuzunun derisi dükkanından çıktı. Hani inkar ediyordun? He? Peki bu keseyi kim attı kapının önüne? Bilmiyorum. Götürün bunu. Hadi. Getirin. Koca Ali bu işi yapacak adam değil. Ama kese de, deri de ondan çıktı. Vallahi benim aklım ermedi bu işe. Müzik
Allah Allah. Nasıl olur ya? Bu adam bir kuruş fazlasına tamah etmezdi. Nasıl gider başkasının malını çalar? Çoban onu gördüğünü söylemiş ama... Allah Allah, fesubhanallah. Onu bunu bilmem. Ama eğer suçlu bulunursa kolu gidecek. Ben ona yanıyorum. Zaten koca halinin ister kafası istersen kolu de. İkisi de aynı şey. Yazık olacak bu büyük ustaya. Kimse gelip gitmez bundan böyle buralara. Hacı. Hacı kasap. He? Hayırlı işler. Buyur, hoş gelmişsin. Dün geceden beri yoktur. Sabah hep dönerdi ama bu sabah dönmedi. Telaş ettim. Sana geldi mi diye bir sorayım dedim. Yok, gelmedi. Ama telaş etme. Ben şimdi öğrenirim. Yok, sağ ol, zahmet etme. Ben sorarım Müstem Efendi'ye. Canım, zahmet olur mu? Gel, gel, gel. Sen şöyle otur, gel. Tamam, ben hallederim dedim ya. Sen bekle biraz. Tamam, hemen geliyorum. Öyle gidecektim, şaşırdım işte. Sen iri cüsseli bir adam demedin mi? Anam! Öldüm, gittim. Biri öyledi de diğerini tam görmedim. Tamam işte, bizim Koca Ali gibi yani. Vallahi görmemişim. Vallahi görmemişim. Biri öyleydi de öbürünü görmedim ağam. Olur, olur. Koca Ali demiyorum ağam. Vallahi görmemişim ağam. Zaten bizim askerler de gece yolda görmüş sonra. Vallahi görmemişim ağam. İnan bilmiyorum. Kolay gelsin ağalar. Hayırdır Hacı? Senin yolun düşmezdi buralara. Çobanın kardeşi Zeliha. Merak etmiş de ağasını. Ben varıp bir sorayım diye geldiydim. Ne o? Hayırdır? Koca Ali mi parçalamış bizim çobanı? Ben dediydim de inanmamıştınız. Bu Koca Ali denen uyuzun ne olduğu, kim olduğu belli değil diye. Sonra çıkar foyası ortaya diye ama... Neyse, artık ortaya çıktı ya. Değil mi? Hayır dedi. İstemedi. Evet beyim. Hazırladın. Madem ki o gelmek istemedi, o zaman... O zaman ben gideceğim. Ama amca... kendisine vereceğim. Kaldır beni. Kaldır beni.
Bu işte bir yiyelim. Sen inan. Yapmaz öyle şey. Yapmaz öyle şey. Kes. Evet Rüstem Efendi, devam et. Adamlarım gecenin bir yarısında dere kenarında görmüşler Koca Ali'yi. Çoban da ona benzetmiş. Hem para kesesiyle deri de onun dükkanında çıktı. Olsa olsa olur. Koca Ali, ne arıyordun gecenin bir vakti orada? Anlaşıldı. Öyleyse yapacak fazla bir şey yok. Hırsızlığın cezası belli. Koca Ali, altın dolu kese kapının önünde, koyun derisi de yatağının altında bulundu. Ve gece seni dere kenarında görenler var. Ve sen susuyorsun. Madem konuşmuyorsun, yapılacak başka bir şey yok. Evet Koca Ali, başka diyeceğim bir şey var mı? Kolumu bırakın, kafamı kesin. Olmaz Koca Ali. Hırsızlığın cezası bellidir. Sen adam öldürmedin. Eğer çobanı öldürseydin, o zaman kafan giderdi. Ceza suça göredir. Sen yalnız hırsızlık ettin. Kolun kesilecek. Hak böyle istiyor. Şeriatın kestiği yer acımaz. Ama kolunun diyetini ödersen, kolunu kesilmekten kurtarırsın. Şimdi alın götürün. Hadi. Öyle şey. Bu adam nasıl yaşar tek kolla? Yaşayamaz ki. Ha kulağı kafası. Ama diyetini öderse kurtarır kolunu. Doğru valla. Hangi parayla? Bilmem. Yok mu bir akrabası arkası acaba? Yapmayacağını. Yapmaz, tamah etmez kimsenin malına. Allah için doğruyu söyle ağam. O muydu? Gördün mü gerçekten? Bak, doğru değilse büyük günah işlersin. Bir daha düşün, ne olur. Bilmiyorum. Sadece bir karaltı. Ben o demedim. Başefendi Koca Ali gibi mi dedi? He dedim. Onun cüssesi gibi dedim. Ama o sanki Koca Ali demişim gibi söyledi. Ben değil dedikçe o odur, odur dedi. Yaktılar koç gibi yiğidi. Bitirdiler. Yaktılar. Allah cezasını versin o. Hacı kasabın da baş efendinin de. Ben hırsız değilim. Gözünü üzerinden ayırma. Emrin olur abi.
Bir şeyler yapmak lazım. Kesecekler kolunu. Biz ne yapabiliriz ki? Ne yapıp edelim bulalım kolunun diyetini. Bizde ne arar o kadar para? Bizde yok ama olan biri verebilir. Kim verecekmiş o kadar parayı? Benim aklıma bir kişi geliyor ama o da ne yapar emin değilim. Kim? Hacı Kasap. Hayatta vermez o yaşlı pinti bunak. Ama ondan başka kimse de yok ki kasabada. Çaresiz gidip soracağız. Yarın yoksa gidecek kolu. Allah'ın izniyle verir inşallah parayı. Yoksa gidecek koca annen kolu. Ya verir inşallah. Yoksa yazık olacak koca Ali'ye. Ne oluyor be? Gecenin bu vakti kim o münasebetsiz? Kim olabilir acaba? Tövbe tövbe. Patladın mı be? Geliyoruz işte. Ne var? Gecenin bu saatinde ne istiyorsunuz? Hacı Kasap. Biz düşündük taşındık da... Koca Ali'nin diyetini bir tek sen ödeyebilirsin. Niye? Ne işime yarayacak ki? Niye vereyim? Ha? Kesecekler kolunu yoksa. Yazıktır. Bu kadar büyük usta heba olacak. Hırsızlığı yaparken düşünseydi. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Sen gene de bir düşün. Çalışır öder parasını. Ne de olsa çok büyük usta. Dükkanından müşterisi hiç eksik olmaz. Yalnızca bir şartla veririm diyetini. Ben yaşlı bir adamım artık. O kadar işi gücü kaldıramıyorum. Eğer gelip kapımda bana ölünceye kadar hizmet ederse... olur belki. Başka yolda yoktur. Hadi, varı söyleyin kendisine. Tamam mı? Hadi. Gidelim. He? Düştün ocağıma koca Ali. Zeliha! Zeliha! Ben ömrümce kimseye mihnet etmedim. Olmaz öyle şey. Kula kulluk etmek bize yakışmaz. Ölürüm daha iyi. Haklısın ama hede be usta. Bak bu adamın zaten bir ayağı çukurda. Çok geçmez ölür gider nasılsa. Sen de tekrar dönersin işinin başına. Yoksa yazık olacak senin gibi büyük ustaya. Koca Ali! Geri! Ay koca Ali! Ha ha ha.
Gördünüz mü efendiler şu kasabın yaptığını? Ne yaptı, ne etti, kendini mi çekti sonunda? Vah Koca Ali, vah. O kadar yiğit adam ne hallere düştü. Gir içeri. Bak şimdi, bu dükkan benim. Buraya her sabah geldiğinde kesimhaneye gideceksin. Etleri getireceksin. Ondan sonra da onları bu baltayla tek tek tam göğsünden ayıracaksın. Bu tezgahın üstünde hepsini parçalayacaksın. Sonra tek tek bu çengeleri asacaksın. Anlaşıldı mı? Daha sonra gel, gel buraya. Bak, bıçakları alacaksın. Bu bileyle böyle bir bir bileceksin. Anlaşıldı mı? Ha. Ama bitmedi. Gel, gel buraya. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Bak, burada su var. Her gün saka gibi suları getirip böyle dolduracaksın. Sonra bütün dükkanı böyle sulayacaksın. Ondan sonra süpürgeyle her tarafı silip süpüreceksin. Her tarafı. Bu tezgahın üstünde en ufacık bir et parçası görmeyeceğim ha. Kan kırmızısı olmayacak. Pırıl pırıl olacak her yer. Tamam mı? Ben artık yan gelip yatacağım. Yeterince yoruldum. Seni boşuna almadım. Diyetini ödeyeceksin. Hayatını bana borçlusun. Bana. Anlaşıldı mı Koca Ali? Ulan Ali, yat kalk bana dua et. Kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak kalacaktın. (Gülüyor)
Ne yapıyorsun sen ha? Ha? Bütün gün ne yaptın sen? Ha? Ne buranın pisliği? İşkembeye bak. Bu koku ne? Ne bu koku? Ha? Bana bak. Kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak olacaktın ha. Benim sayemde kolun var. Unutma. Ben olmasam bu kol yerinde yoktu. Anlaşıldı mı? Ali! 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 Lan hani Bandıra'dan koyunları getirecektin? Sana sesleniyorum lan! Ali! Duymuyor musun? Sana sesleniyorum! Hadi! Hadi kalk! Ağla gideceksin! Koyunlar yüzülecek! Hadi! He! Tembel! Etti. Ha? Ne yaptı da hak etti? Ha? Şeriat kolunu kes dedi. Ben kestirmedim. Diyetini ödeyip de. Ne yaptın da hak ettin ha? Ne yaptın? Söyle. Ne bu rezalet ha? Ha? Bir de ekmek istiyorsun. Ben olmasam bileğim gitmişti. Bileğini bana borçlusun. Yoksa çolak kalacaktın. Anladın mı? Çolak kalacaktın. Zeliha. Zeliha. Neredesin be adam?
Dükkanı bırakıp da burada ne işin var ha? Namaza gidiyor. Bana bak, tepeme attırma benim. Ben sana demedim mi? Bana sormadan bir yere ayrılmayacaksın diye. Konuşsana be adam. Namaza gidiyorum dedim. Ne bağırıyorsun be? Ne namazı? Hem senin kıldığın namaz kabul olur mu sanıyorsun ha? Bana bak, unutma. Senin kolunun diyetini ben ödedim. Ben olmasaydım çolak kalacaktın, anladın mı? Bu kolu benim sayemde taşıyorsun. Ben diyetini ödemeseydim çolaktın. Yani kolunu bana borçlusun. Anladın mı? Kaç kafalı çolak kalacaktın. Derdime derman. İyi gidi kocalarım.